Bombay Express treni gelmiş. Yolcuların çıkış kapılarına doğru ilerlemeleri rica olunur. Sayın yolcularımız, Bombay Express treni gelmiştir. Sayın yolcularımız, Bombay Express treni gelmiş. Bombay'a gelmişiz. Silahını al, çabuk. Hadi gidelim. Tamam. Hadi. Tamam. O ahmak Chaudhary de nereye kayboldu? Yolcularımızın kendi bavullarına sahip çıkmaları ve sahipsiz eşyalara dokunmamaları önemli rica olunur. Bombay Express treni gelmiştir. Dikkat edin, itmeyin. Yavaş. Yavaş. Thank you.
Anne, burası neresi? Trishna canım, biz bir süre burada kalacağız. Bugün bu küçük kapı bizi kurtardı. Sen de burada kalacaksın. Sakın bir yere gitme. Tamam anne, burada kalacağım. Ama şu anda biz neredeyiz? Işıklar! Sesi başlatın. Ve kamera. İntikam, sahne 3 çekim 5 numara 1. Motor. Bayan Paşa'yla çok yaşa. 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 Bayan Kaşalya çok yaşa. Ben para istemiyorum. Tanrı'nın hediyesi olarak kabul et. Çodari! Şimdi dua etmeye başla. Bakalım seni kim kurtarabilecek? Çekilin, çekilin! Hadi! Arayın her tarafı! Burayı, her yeri, hadi! Kestik. Vay canına, muhteşem bir iş çıkardın. Harika. Anne, bu domates sosu. Hey Bayan Şiri, hadi kalksana. Teşekkür ederim. Hey!
Daha dur, sen burada ne yapıyorsun? Söylesene bana. Nasılsın Roma? Bugün bana çok güzel göründün. Hey, atını ahıra göndereyim mi söyle? Neden oradayken beni çimdikleyip durdun ha? Hadi ama, şakadan anlamıyor musun? Ne yaptığını gördün mü? Şakacı tavrın yüzünden koca Roma'nın şu geldiği yere bak. Sen beni kıskanıyorsun değil mi? Sadece sen değil, herkes. Bir gün herkesi arkamda bırakacağım ve onlara kendimi göstereceğim. Ama endişelenme. Roma asla durmayacak. Roma aralarından sıyrılacak ve sen de beni izliyor olacaksın. Oo. Anladın değil mi? İzleyeceksin beni. Makyaj! Hey bayan, nereye gidiyorsunuz? Günlük ödemenizi vermek için evinize kadar geleceğimizi mi sanıyorsunuz? Alın bakalım. Bugün için 250 rupi ve araç için de 50 rupi. Dinle, yarınki mesai 2'de. Zamanında gel, tamam mı? Sakın geç kalma. Evet ama... Bayan? Ama ben... Siz kimsiniz? Hiç bu piyasadan birine benzemiyorsun sen. Gözümden hiç kimse ve hiçbir şey kaçmaz benim. Bak işte, bunu biliyordum. Sen beni tanıyor musun? Allah'ım, Maturi Dixit, Allah'ım. Bakın, Maturi Dixit. Maturi Dixit olsaydın seni tanırdım. Ama ben sadece burada küçük figüran kanı kokusu alıyorum. Bir bakışta anlarım ben, sen bir sanatçı değilsin. Evet, aslında ben... Tamam, o zaman iş için geldin. Ya da bir başkasının işini kapmak için. Benimle gel bakalım hadi. Dinleyin, buraya kimsenin işini kapmaya gelmedim. Başım büyük dertti. Birinden kaçıyordum ben ve sonunda buraya geldim. Beni affedin. Bırakın beni lütfen. Gidelim Trişna. Hep aynı hikaye. Yeter. Nando gidelim. Benimle gel hadi. Dinleyin lütfen. Dinleyin. Bu parayı alın. Ben bir şey istemiyorum. Sadece bırakın gideyim. Beni affedin. Lütfen. Allah'ım buraya gel. Sen bana para mı verdin? Ha? Sen bana para mı verdin? Sen Roma'ya para mı verdin? Al hemen bu parayı. Yürü gidiyoruz. Yürü dedim. Lütfen beni dinleyin. Gidelim. Ne yapıyorsunuz? Dinleyin. Şimdi beni dikkatlice dinle. Hemen çek git buradan. Tamam mı? Bir daha o çirkin yüzünü görmek istemiyorum. Çünkü onu bir daha görürsem... Yüzünü fena halde değiştiririm. Anladın mı? Şimdi kaybol. Derhal. Sanırım yol bu. Ne oldu Trişna, neden durdun? Karnım aç anne. Trişna lütfen biraz daha dayan. Yoksa o adamlar bizi yakalayacak. Hadi gidelim. Yürü hadi. İşte orada. Bakın orada, yürüyün hadi. Gidelim Trişna. Çabuk olun.
Çekilin! Hadi! Hemen buraya gelin! Hadi! Olamaz. Durmayın, hey, durmayın! Hey. Hadi çabuk, çabuk! Hey. Hadi! Hey, koş, ne koş. Yaptığınızı sanıyorsunuz? Hadi. Buraya baksanıza! Buldunuz mu? Hayır. Hadi şu tarafa bakalım. Çabuk olun. Şimdilik güvendeyiz. İçin mi korkuyorsun? Şimdi sana zevkle işkence yapacağım. İntihar bile seni mutlu etmeyecek. Benden kurtulamayacaksın asla. Asla Padmini. Asla mutlu olamayacaksın Padmini. Krishna, ne yapıyorsun sen? Bizi görecekler. Ne oldu, yakaladın mı? Hayır, kaçtı. Bu kadın tamam. İşimizi çok zorlaştıracak. Biliyor musun? Bugün bizi Allah kurtardı. Onları babam gönderdi anne. Babam kötü biri mi? Hayır tatlım. Baban kötü biri değil. Sadece o bazen garip oyunlar oynamayı seviyor. Peki ne oyunu? Saklambaç. Tıpkı senin Cumri ile oynadıkların gibi. O saklanıyor ve sen de onu bulmaya çalışıyorsun ya. Aynısı işte. Baban da benimle böyle oynamayı seviyor. Babam bizi yakalarsa ne olur? O zaman küçük kızım baban tarafından cezalandırılır canım. Şimdi ona bir şey olmayacak, değil mi? Hayır tatlım. Ona bir şey olmayacak. Yanlış numara. Seni sersem yanlış numara dedim ya. Ha? Ben Balraj Chaudhary. Yanlış numara.
Ben ahmakların telefonunu açmam. Silahlarla bir kadının peşinden gidip sonra kaçtı diyerek beni aramaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Onu bulmadan sakın beni aramayın. Yoksa seni bizzat kendi silahımla vururum, duydun mu beni? Bir daha aradığınızda da silah sesi duymak istiyorum. Evet, beni anlıyorsunuz değil mi? Sersemler sizi. Evet, silah sesi. Aynen bunun gibi. Duydunuz mu? Balraç. Balraç. Bak oğlum. Kazanmak için silah yerine bu aklını kullanmalısın. Sakin kafa, tamam mı? Seni zafere taşıyacak fikirler üretir. Anladın mı? Hı? Bunu hiç unutma. Öfke düşmanı yok etmek için gereklidir. Hem de çok gereklidir, ancak düşmanın karnında senin geleceğini taşıyor. Bunu sakın unutma. Oğlun ve kısmetin o kadınla birlikte. Ve onları geri almalısın. Ne kazanacak ki? Beni mahvetmek istemesini anlıyorum ama doğuracağı çocuk... Onun da çocuğu değil mi? Neden oğlumu bu lüksten, bu görkemden mahrum bırakmaya çalışıyor olabilir anlamıyorum. Çok saçma. Artık sakinim anne, evet. Haklısın sen. Senin sakin kafan daha iyi çalışıyor, evet. Öfkeli bir akılsa sadece sorularla savaşıp duruyor, o kadar. Sakin bir kafa bütün sorulara cevap bulabilir diye düşünüyorum, evet. Hiçbir anne evladının geleceğini çalamaz. Evet, asla çalamaz. Yani? Oğlunun sakin aklı cevabı buldu anne. Şimdi sen de öğreneceksin. Evet, sana da söyleyeceğim. Şu ebe kadın var ya. Kaçmadan hemen önce Padmini'nin onunla birlikte olduğunu söylemiştin. Ebe ona bakıyordu, evet. Şimdi ara onu. Hadi ara. Ara da şununla bir konuşalım bakalım anne. Bana resim parmedikten sonra uykulu beyinler bile çalışmaya başlar. Mişra kardeşim. Merhaba şoför kardeş. Nasılsın bakalım? İyiyim. Bugün biraz hızlı gitmemiz gerekiyor. Acelen mi var? Ne diyeyim ki Mişra, ister inan ister inanma. Bugün bu arabayı 3 kişi birden istiyor. Sani Paşi beni kardeş olarak görüyor. Ve Jagu Dada da benim abim gibi. Şimdi hangisine hayır diyebilirim, sen söylesene bana. Ben bunun altından kalkamıyorum. Kimseyi kıramıyorum. Tatlım, sen beni burada bekle. Sana bir şeyler getireceğim, tamam mı? Bununla ne alabilirsem onu istiyorum lütfen. Alın. Bir şey yemek istiyorum. Tatlım.
Tatlım, bu oyun devam ettiği sürece kendi kurallarımızla yaşayamayacağız. Eğer bunu yaparsak yakalanırız. Yakalanırsak da kaybederiz. Yoksa küçük kardeşinin daha dünyaya gelmeden yenilmesini mi istiyorsun ha? Anne, bu oyun ne zaman bitecek? Tatlım, bu oyun teyzenin evine vardığımız zaman bitecek. Oraya ulaştığımız anda istediğimizi yiyebileceğiz. Teyzen bize ne istiyorsak hemen pişirir. Karnımız doyana kadar yeriz. Ama şimdilik lütfen bisküvileri ye. Ben şimdi teyzeni arayacağım. Hemen döneceğim. Bir yere gitme, olur mu? Kardeşim, telefon etmek istiyordum. Telefon şurada. Abla benim. İki rupi. Ama konuşamadım ki. Bu para konuşman için değil, telefon etmen için. Telefon açılmıştı. Tamam, tekrar deneyeceğim o zaman. Alo. Ben Padmini Bolriyo. Parvati'nin kardeşi. Aramaya çalıştım ama telefon kapanıp duruyor. Telefon kapanmıyor. Ben kapatıyorum. Bak, senin bizimle işin bitti. Bu telefonu kapattığımda bir daha bizi arama, anladın mı? Enişte, neden? Senin kocan bir katil. Eğer görüştüğümüzü öğrenirse evimizi ateşe verir. Bizi bu sabah 4 kere tehdit etti zaten. Eğer ablanı seviyorsan ve yaşamasını istiyorsan bir daha bizi arama. Ama... Anladın mı? Kapatıyorum şimdi. Ama... Alo? Alo? Telefonunuzda sorun yokmuş. Trişna, ne yaptın sen? Hepsi çok açtı. Sen de açtın ama. Ve ben de açtım. Bizim açlığımız ne olacak? Herkes köpekleri doyurabilir. Ama kim bize yemek verecek şimdi, söylesene. Söyle. Tek kuruşum kalmadı artık. Teyzenin evine de gidemeyeceğiz. Hiç paramız ve kalacak yerimiz yok. Artık kimsesiziz ve çok çaresiz kaldık. Bir şekilde o bisküvileri almayı başarmıştım. Ama sen onları bir köpeğe verdin. Onları köpeğe verdin. Thank you.
Anne, anne uyan anne. Sana ne oldu anne? Anne uyan anne, neyin var? Anne lütfen uyan. Anne artık yemek istemeyeceğim. Lütfen uyan anne. Sana ne oldu? Uyansana anne. Anne artık yemek istemeyeceğim. Anne uyan, uyan anne. Uyan anne. Trishna? 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 Trishna! Trishna tatlım, neredeydin? Artık ağzını açamaz. Eğer açarsa sadece geğirir. Ona çoktan 2 paket bisküvi, 6 dürüm ve 25 çikolata yedirdim. Artık nereden geldiyseniz bilmiyorum. Kızı sürekli yiyor, annesi sürekli uyuyor. Tam 14 saattir uyuyorsun. Ne? 14 saattir burada mıyız? Ah, bizi affedin. Aslında... Bu senin hatan değil, benim hatam. Elinden 300 rupini aldım ve bu hale geldiniz. Bu kız 225 rupiyi yediğine göre... İşte geri kalan 75 rupi. Nakit istiyorsundur herhalde. Hey sen, gel buraya gel. Bir şey yap. Git ve 2 dürüm sipariş et. Annenin midesi de boş ve kafası pek iyi çalışmıyor. Git hadi. Hayır tatlım, Trishna. Biz bir şey istemiyoruz. Hemen gitmemiz gerek. Size çok teşekkür ederiz. Aa, yani demek gidiyorsunuz. Tamam, güle güle. Teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Bizim için yaptıklarınıza minnettarım. Ha, gerçekten boş mideyle ne kadar da fazla teşekkür ediyorsun sen. Yola çıktığınızda bu teşekkürleri dinleyecek bir sürü insan bulursun. Şu parayı al ve öyle git. Yaptıklarımız... Sizi üzmüş sanırım. Üzülmek mi? Hiç de bile, söylediğiniz şeyler beni üzmedi. Çünkü halinize fazlasıyla acıdım ben. Hadi hadi, hemen gidin buradan. Hadi, 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 gidin buradan, hadi. Anne, ne oldu sana? Başın mı döndü? Bak şey yap, bu şekilde bir adım daha at, tamam mı? Evet, bakalım merdivenlerden düşecek misin, görmek istiyorum. Dinle, eğer merdivenlerden inmeyi başarırsan yolda Vidyatay'ın yanına git. O sana acını nasıl dindireceğini bir güzel anlatır, her şeyi söyler. Sen neden bahsediyorsun? Seni dinliyorum diye canının her istediğini söyleyemezsin. Acıttı mı? Eğer anneysen ya da anne olacaksan bu acıyı sen de hissedersin. Hayır! Oraya sadece doğum yapmak için giderim. Gerçekten mi? Kürtaj için değil. Tamam. Allah'ım, ben çaresizlik yüzünden buradayım. Ah, yılanın intikamı. Bokadia film yıldızı çaresiz kadının elinden tutmamız şart artık. Gir içeri. Hadi. Oh. Otur, otur, otur. Dinle.
senin için muhteşem bir fikrim var. Bence durumunla ilgili üzücü bir şarkı yazmalısın ve çocuklara dinletmelisin. La 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 var, ne sütü ne masalı var, ha? Aman Allah'ım, bu harika. Gerçek mi sahte mi? Bence 24 karat bir şey söylesene. Bunu her kim verdiyse harika biriymiş. Bu çocuk ondan değil, öyle değil mi? Sen başkasıyla evlisin. Evet, çekici biriyle. Başkasından abile kalmak ve başkasının kollarında olmak. Hayat ucuz sahnelerden oluşur hayatım. Neler söylüyorsun sen? Bu kadar yeter. Yeter artık. Gerçekten mi? Şimdi beni iyi dinle. Bu kolyeyi bana kocam verdi. Ve bu da onun çocuğu. Yani hikayem bu, öyle mi? Peki sana bu onuru bahşeden insan nerede ha? Nereye kaçtı? O bizden kaçmadı. Asıl biz ondan kaçıyoruz. Kocamdan. Ve bu kız, bu kız da babasından. Eğer kaçmasaydık, şimdiye kadar çoktan ölmüş olacaktık. Şu adam... Hem karnındakinin hem de yanındakinin babası olan. Evet, bu adam seni dövüyor mu? Söyle bakalım. Kim bu harika adam? Tanrı'dan kork Balraç. Ben hiç kimseden korkmam. Artık bütün iyi niyetim kayboldu. Sense hala Tanrı'dan korkmamdan bahsediyorsun. İnan bana, korkmaya hazırım gerçekten. Yemin ederim eve kadın. Ama önce buraya gelmesi gerekiyor, anladın mı? Burası eski bir mabet, görüyorsun sen de. Etrafta herhangi birini görüyor musun peki? Bak bakalım bir şöyle dikkatlice, var mı? Evet, şimdi sana kim yardım edecek acaba? Söyle bakalım ha, kim yardım edecek sana? Hiç kimse. Öyleyse bu yer artık sadece bana ait. Sen hiç Tanrı'nın varlığına inandın mı? Söylesene. Elbette. Her gün aynanın karşısında kendime baktığımda onun bir mucizesini görebiliyorum. İnan bana. Ben çok özel bir kulumdur çünkü. Ben kaderini değiştirebilirim. Yaptığın hataların cezasını sana tek tek ödetebilirim, duydun mu? Ebe kadın. Karımı kutsaman gerçekten harika bir şeydi. Sayende de oğlumu aldı ve kaçıp gitti. Şimdi de senin aynı şeyi yapıp ortadan kaybolmanı istiyorum. Anne. Karabiber. Tuz. Ve kırmızı biber. Pekala, tuz. Karabiber. Ve kırmızı biber. Şimdilik doğru gidiyorum. Değil mi ebe anne? Bana sadece ebe de. Anneyi sakın ekleme. Bunu içten söylemiyorsun. Bu hitabın beni ancak utandırır. Sen bu söylediğimden utanmamalı, korkmalısın ebe. Benden herkes korkar, herkes. Duydun mu beni, herkes? Tıpkı şu an senin de benden korktuğun gibi. Kendimi bilmem ama senin hareketlerinden korkuyu sezebiliyorum. Şimdi sana burada
birkaç önemli soru soracağım. Anne? İşte. Hey Balraç. Neden her şeyi annene sorup duruyorsun ha? Sana ne yapacağını söyleyeyim. Dinleyecek misin? İlk önce kesedekileri önce sağa sonra sola doğru üçer kere karıştıracaksın. Ardından hepsini ateşe koyacaksın. Anladın mı? Her karıştırdığımda sana bir soru soracağım. Ben hepsinin cevabını biliyorum zaten. Eğer bana doğru cevabı verirsem seni bağışlayacağım. Aksi takdirde öleceksin. Ebe. Geçen gün Guru'nun söylediklerini hatırlıyor musun bakalım ha? Eğer oğlansa talih getirecek. Kızsa talihsizlik. Oğlunun geleceği iki kılıcın ucunda olacak Bayan Shoba. Eğer çocuk erkek olursa oğlunuzun geleceği o kılıçla krallık olacak. Ama kız olursa ismi anıldıkça utanç denizlerinde boğulacaksınız. Padmini'nin bebeği konusunda bana doğruyu mu söyledin? Padmini'nin karnındaki bebek konusunda sana doğruyu söyledim. Bu soruya doğru cevabı verdin, aferin. Şimdi bir soru daha. Eğer doğruyu söylersen bağışlanacaksın ebe. Duydun mu? Padmini'yi bu evden kaçması için cesaretlendirdin mi? Padmini'yi evden kaçması için cesaretlendirdim. Evet. Terse doğru karıştırmadan önce sırada en zor soru var. Bu benim son sorum. Böyle sorular sorarak cesaretini topluyorsun Balraç. Sana söyleyeyim. Karının çocuğuyla ilgili gerçeği mi bilmek istiyorsun? Yalan söyledim. Karnında geleceğinin yıkımı yatıyor. O bir kız. Ve seni yok edecek. Sen benim ellerime doğdun oğlum. Ben asla senin ellerinden ölmem. (Gülüyor)